Öte yandan dolandı da şu kapıyı açıverecek. Şimdi biz bir yer isimleri çalışması yapıyoruz. Burada işte çiftlik atları, yayla atları, ova atları. Namazdan önce bayağı bir toparladık. Hocam da sağ olsun yardımcı oluyor başkanım. Şimdi bunları toparlarken tabii isimleri söylüyoruz ama isimleri böyle söylerken nerede olduğunu böyle tarif ederek böyle sanki ilk defa birini anlatıyormuş gibi tarif edelim. Bir de köylü ağzıyla söyleyelim. Mesela çok büyük şey değil de köylüler kendi arasında işte büyük diyor mesela. İşte sırt diyor demiyor da mesela gaş diyor. Böyle köylü ağzıyla ilgili topluyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sonra ben bu ses kayıtlarını, videoyu toparlayacağım, yazacağım. İnşallah bir yazı oluşturacağız. Kayıt altına alınmış olacak. Bu şekilde hocam. Şimdi aramızda yeni gelen abilerimiz var. İsimlerini İsimlerini, doğum tarihlerini alalım. İsim, doğum tarihi, sülale ismi. Ben kafamdan şöyle, bizim araziye kafamdan ben uçabiliyordum. İsim, soy isim, doğum tarihi mi? Mehmet Bakı Yüce. Mehmet Bakı Yüce 1944. Hacı Ahmet'ten. Mustafa Özkan. 1943 doğumlu. Bayramlar. Sizi aldık mıydı amca? Biz aldık. Tamam. Kim var? Bir de şurada Yakup Ermin. Yeşmellan Yakup. 1948. Yakup Oğuz. Mehmet buradakiler. En büyüğü benimmişim burada. Mehmet Yüzegül. Yeşeler Mehmet. 48 doğumlu yani. Şimdi Mahmut abi. Mahmut abi bir açıklaması var. Tamam. Şimdi araziyi şöyle kafamızdan üçe böldük de. Evet. Şimdi karışık söylediğim zaman sana bir çözüm olmaz ama araziyi bir üçe böldüm ben mesela. Yediler kısmını böldüm. Yedilerin senin söylediğin şekilde şöyle sayayım ben. Tamam olur. Mesela Karadere'den girip Köyninli, Kızlar Deresi, Ali Agil'in yerler, Çevrik, Karaguz, Dedenin Doru, Küçük Ballık, Koca Ballık, Sarı Yatak, Kaş Yatak. Bunların hepsi nerede? Bunlar hepsi Yediler. Yediler mevkisi. Anladım. Bunlar Yediler mevkisi. Ondan sonra geçeceksin Genceli mevkisine. Oradan Kızıldere işte bu, onları da öyle Genceller böyle sayacağız. Ben öyle Tamam. Kızıldere işte Genceli oradan sonra Gücügöz. Gücügöz nedir? Gücügöz de bir mevki yani. Evet, evet, orada dere. Orada dere işte. Belanın uvanın yani. Abi üçünü de saymaya gerek yok. Ne bileyim isterseniz sayısın. Yok, sayalım ya. Sayalım. Üç tane Genceli var. Aşağı Genceli, yukarı Genceli, tamam. Orta Genceli. Tabii bunlar da var. Tamam yani. Ondan sonra şey var. Karagaya var. Karabungaya var. Nedir o? Karabungaya var. Yukarı Genceli'de gibi. Ne şehir nedir o? Mevki ismi mi? Mevki ismi. Karabungaya diye mi? Mevki ismi. Ne var orada? Orada bir taşlık böyle. Bir taşlık böyle. Bağlar var. Bahçeler var. Taşlık mevki yani. Ondan sonra Akmuar'ın Kaşlar var. Ondan sonra Gücü Gözderesi var. Yağmurgayası var. Söğütçe var. Ondan sonra işte Yağmurgayası Tilkinli var. Ondan sonra Yayla. Bunlar mevki. Belanova'ya gel şöyle. Ondan sonra Belanova'ya ineceğiz aşağı. Belanova var. Oradan Avdan var. Sırayla geleceksek. Sırayla gelelim. Avdan var. Eski kışla bu Avdan. Avdan mevki. Mevki. Evet işte o acılar, temin acılar sayıldı ya. O Avdan'ın içinde o acılar. Belanova'dan. Tamam. Belanova'dan sonra işte Avdan. Avdan'dan sonra işte karşıya çıkıyoruz. Böyle. Tamam. Ondan şöyle gel. Karagaya var. O sayacağım Cengar orada. Sayacağım Cengar. Ne sayacak? O sayacık da işte mevki. Avdanın bu tarafı. Avdanın o der, şu derenin adı. Devamı. Devamı. Orada tamam. Ve deve beni orada işte sayacıkta. Onları saydınız. Bir de şu boğazın içini, şu köyün mahallesini saydınız. Yurdoğlu deresi var. Ohruk deresi var. Yurdoğlu var. Çünşürdük var. Acı var. Neydi bir daha söyleyeyim. Yurdoğlu. Değirmen deresi var. Orada dere çok. Ohruk deresi, Değirmen deresi, Çünşürdük. Tamam. Bütün dereleri sayalım. Başka? Evet. Tabii.
İşte Karanlık Bayrağı da çıkar imza dedi. Hangi var. Dereler var başka? Var mı aklında? Otlayın var. O şu yanda galiba. Abi bak orada benim dedemin kişinin gedik var. Ha gedik var bak. Nedir gedik? Gedik. Yani yendi sen yendim dedin karşı ya işte. Dedik. Hani şöyle şeyi gördüm dedin ya o gedik işte çikinin gedik denir yani. Yani. Gedik dediğimiz nedir? Gedik büyük bir tepelikten aşağı doğru iniş. Çok aşağı. Arada küçük bir yol var. Küçük dar bir boğaz var. Buradan aşağı genelde insanlar işte güttüğümüz davar, sığır, bunların indiği yol. Küçük bir patika, dar, gedik. Gedik deniyor. Gedik dediğimiz burası. Sahi Mahmut Ağa ne de var? Gel şöyle gel. Başka? Şurada ne vardır? Şu derenin içi yurdu oluyor. Kışlayan'dan başla işte. Kışlayan orada. Kışlayan'da deriz ya. Kışlayan'dan başla. Kışlayan'dan başla. İşte Kışlayan'da Şeşahı gören var orada. Mevki söyle. O nedir? Ören eski hatta tarih, 500 yıllık bir şey orada. İsim ne oranın? Talla. Talla da yalnız Ören geçer orası. Tamam olsun, Ören olsun. Şimdi öyle bir tarihi şeyler gibi avlalar, nurlalar var işte bu. Ören'in adı ne? Neydi Ören'in ismi? Şaşavul Ören. Şaşavul Ören. İsmi nereden geliyor? Şaşaf demek isim. İsim. Şaşaflar değil. Burada bir kabilenin ismi var. Sülale gibi. Sülale. Şaşavın türbe dedik ya aşağıda. Evet. Şaşavın türbe o silahların ismi. Orada da Şaşavın türbe var. Ha. Orayı da yazdı. Şaşavın türbe onun ismi. Yani bir silahların ismi. Orada da araziler var. Şaşavın. Şu Ebe'ye doğru gelin ya. İşte Ebe var. Şurada onun. Say kardeşim. O Ebe dediğin? Ebe de şurada bir yer yani. Var yani. Bahçeler, muhçeler. Köyün girişinde Ebe. Arazi. Tabii. Kazan bunlar var orada. Kayalık diye. Kayalık var. Kayalık. Kurana kazıyan. Kazan bunlar var. Çeşme yani biz çeşmelere bunar deriz. Yok bunar diyelim aynen köyde. Bunar, bunar ondan sonra Ebe'ye geçiyoruz. Arazi onlar. O Ebe dediğimiz şey mi? Arazi. Evet. Arazi. Evet. Ebe'nin arazisiymişti zamanında. Ebe'nin arazisi. Yani Ebe'nin arazisi. Ebe denir. Yani bir mevki olarak. Mevki olarak Ebe diyorlar. Anladım. Tamam. Orada o mevkide neler var? Arazi. Arazinin ismi. Tamam başka öyle dere. Yok. Çukur falan. Onları saydık. Sayar var öyle taşlık bir yer Ebe dediğimiz yer. Sayarcın Dere'yi dedik mi Mahmut Ağa? Sayarcın Dere var i̇şte buna yakın. Konarga da oradaydı ya işte. Konarga. Devebeli oradaydı. Konarga nedir? Devebeli dediğimiz yer. Ha Devebeli. Başkanın ne dedi? Devebeli var orada. Ya arkadaşlar bu işi böyle yapan ağacım. Bir arabaya binseniz. Abi bunu yapacağız ondan sonra. Şöyle dolansanız. Hem dolandığı görsen, yeri gösterseniz. Hem ne dediğini anlatsa o arkadaşa. O zaman daha güzel anlar ve mevkiyi de tanır. Ya hepsi saymayla biter mi canım? Mesut abi bir meyve suyuna bu kadar olur. O ikinci aşama ya onu da onu da vakitler. Abi sen Mehmet abi bizi bindireceğiniz arabaya büyükler de alacağız. Kaşın başına varacağız oradan. Hepsini göreceğiz. Şu şuydu. Şimdi bir meyve suyuna bu kadar olur abi yani. Mesut abi bu köylünün toplumdan şey almak yani herkesin ağzından bilgi almak. Tabii aslında bu sonra yani yapılacak söylemiş. O. Yani dil almak. Benim hiç bilmediğim yerler, görmediğim yerler. Ankara'da yaşadı ne bileceksin? Meyna. Bilmiyorum çünkü. Nereye yediler mevkisini sorsan hiç gitmemişti. Öyle yapacağımız. Devam edelim mi hocam sizdeki şeyler? Evet. Şimdi Mesut abi o dediğin inşallah hocam ikinci aşama. Biz bu birinci aşamayı halledelim. Hocam da bizzat o alanı araziyi görerekten biz şimdi gaş diyoruz da insanın gaşı mı? Yani ne gaşı bu? Yani hocama bizzat tabii göstermek lazım. İnşallah bu görev ilerleyen dönemde değerli abim Ercan abimin altınlılar yani öyle söyleyeyim. Aynen. Yani isimlerde konuşuyoruz burada. Sağ olsun Mahmut abi güzel bir açılım yaptı. Doğru, yani güzel. Alanı bölgeyi. Ben şimdi kaldığım yerden bu Velanova türbe deresi Kışla. Kışlayanlar böyle yukarı doğru geliyorum şimdi. Avdan kelimesini en son biz Avdan'da kalmıştık. Avdan. Gazaklan İningaş. Şey Avdan ne demek? Peki onu bir Avdan mevki. Yok yok. Yani nereden geliyor adı? Nereden geliyor? Onları sülale mi? Yok yok değil. Onları bilmiyoruz. Eskiden kalmış. Avdanın yatak cilleri orada. İşte nereden geldiğini bilmiyoruz. Anladım ben nereden geldi onu bilmiyorum. Tamam. Yediler. Hoş geldin.
Kazaklar İn veya Kazaklar Bunar. Kazaklar Bunar şurada da İn, o işte aşağıdaydı o. Şimdi işte arazi şöyle şimdi aşağıdan yukarı doğru geliyoruz ya. Kazaklar İn'in taşı, mağaralar üstü. Mağaralar üstü. Kazakların İn. Mağaralar üstü. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Eskiden bir kırbaşına gelirken tarı dolaşmadan aşağıdan bir yokuştan çıkıyorduk. Sayacı diyor. Yokuşun Sayacık. Yokuşun adı neydi? Yokuşun Gaşı. Yokuşun Gaşı. İsmet amcam söylüyor. Çat yokuşu. Çat yokuşu. Çat yokuşu. Çat yokuşu. Evet, buradan böyle direkt gider. Çok dik yalnız. Çat şimdi, yokuşu. Şimdi orası bitti yani. Onun ismi nereden geliyor acaba? Çetin bir yer. Yolun çetin olduğundan. Çetin olduğundan. Tamam. Tamam, buraya geliyor oradan gelmiş mi abi? Arabalar gider de buradan. Ben çok yedim. Gelirken gelirdi, gelirken gelirmişti. Bir İsmet amca. Dik yol yani. Çat yokuşunun olduğu dere var. O dereye ne deresi deriz? Yurdoğlu deriz. Yurdoğlu deresi deriz. Tamam. Gayagıl deresi neresi? Şimdi bu tarafa gelen Yurdoğlu deresi, bu tarafa gelen Gayagıl deresi. Gayagıl deresi. Gayagıl kayalıktan mı geliyor acaba? Kayalık. Bu arada bir normal şey bağlar falan vardı eskiden. Aynı senin dediğin gibi yani orada çok kaya var. Gayadan var. Gayada var tabii öyle. Tamam anladım. Gürüzlü deremiz var mı orada? Gürüzlü dere. Ya işte o dediği derenin içinde. O derenin öbür bölümde işte o varmış herhalde. Dere Mahmut amca söyledi. Sümük deresi olacak. Sarayıcık deresi. Gürüz. Biz Sarayıcık diyoruz ama Mahmut abi bir daha söyle. Sayarcık. 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 Biz Sarayıcık diyoruz ya bu. Sayarcık. Aslında orası saraymıştı zamanında. Evet. Burayı saray bak. Saray demenin manası öyle. Şimdi Sayarcık diye biri geçer. Sarayıcık saraymıştı orası. Evet. Tabii asırlar önce. Orada hep saraymıştı orası. Yatırlar doğru vardı. Kelime orada her şey vardı. Değişiyor. Hani Ramazan'a Ramazan. Evet. Dediğimiz gibi kelime zamanla değişiyor. Kışlayanlı. Neresi? Kışlayanlı. Köyümüzün dedi ya oranın başı. Hemen yakınındaki düzlük. Düzlük. Ekilebilen bir arazi ama çok verimli bir toprak değil. Kışla. Kışla kelimesi de demek ki bu bölgede bir askeri birlik falan konakladığı için mi ki? Yaylaya da kışla diyorlarmış hayır, eskiden. Hayır buraya hep biz kışla deriz. Yaylaya. Ora bura kışlaydı eskiden. Ya, kışın kaldığı için mi? Tabii. Kışın kaldığı için mi? Yazın kaldığı için mi? Orası da yayla. Bu arada buranın yeki yani. Kışla yanı. Tam Türkler yazın yaylaya, kışın kışlaya doğru. İniyor. Ha. Kışla öyle. Kelimesi şimdi düzeldi. Yani askeri bir birlik değil. Dolayı değil. Şiyak yeri kaşı. Böyle bir yer şiyak. Yok. Yakışlayanların şeylerini sayın. Şiyak yeri kaşı. Tarlala böyle diyor yani. Tamam böyle tarla isimleri varsa. Kışlayanların da tarla isimleri var mı bölge olarak söylediğiniz diye. Avlarcı var. Avlarcı. Ne var? Ahmet abi söyle. Avlarcı. 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 Avlarcı var. Tarla mı? Avlarcı evet. Yok in var orada. Orada bahçe var. İn mi orası? İn var. İn de var. Eski çok tarif ya bizim bu inler doğru. Çok eski. Temin. Tamam o inlerin isimlerinin hepsi. İnlerin önünde bir de. Düz arazi var böyle orada tarla. Oraya avlarcı mı? Avlarcı diyorlar. Aslında o illere doğru seni görmen lazım. Çok eski bir iller bunlar. Şimdilik isimleri alalım görmeyi sonra yaparız. Tar üstü. Tabii tar üstü. Senin köyün yani sahiller köyünün üstü. Sen demin dedin ya orada bir şey vardı ya. Hani Kepez'den başla. Kepez diller. Kepez dediğimiz yani bölge mi? Tar üstüne başladığın yerde. Oraya ne derlerdi? Kepez derler. Yani orada kepez olduğu için kepez. Oranın ismi nereden geliyor acaba? Sarıkaya'nın bir ebeye ne ebedi? Orada bir yüksek ebenin tepe var. Orada geliyor. Orada ebe var. Orada var. Orada mutlaka ebe var. Sarıkaya hem bir bağ ismi hem de dere ismi. Öyle mi? Ebe deresi, ebe evet, bağları evet. Bahsettiğimiz yer. Simit deresi. Yağmur taşı. Ebenin ne derler? Yağmur gayası. Ebenin dut neydi? Yağmur gayası. Ebenin dut. Eskiden o nedir? Dal ora demek o yörede o yer şair. Ağaçlık bir yer falan mı? Ağaçlık tabii. Ha, bak, hocam şimdi. Böyle ağaçlık yerler varsa ha. Onları da şey yapalım. Ebe deresi, Yağmur Gayası, Öyük Kaşı. Yağmur Gayası'nın şeyi şöyle. Evet. Eskiden
bulgurları kaynattım. Orada büyük buranın genişliği kadar taş var. O taşın üstünde kurutularmış. Halı bulu yokken. Laylon halı yokken. Yağmuru orada kaynadılar sayıkta. O yağmur taşı o yağmur. Ha oradan geliyor yağmur. Oradan geliyor. Üzeri çok düz böyle düz. Büyük bir taş. Büyük. Büyük diye dediğimiz yer neresi? Büyük. Ne diye onu bak. Şöyle diye geldi. Büyük şey ya. Geliyor geliyor. Büyük şey değil mi? O kulağı duymaz emmi. Öyle dafı doğru değil mi? Büyük şey yerlala tarifinde o şey. Şimdi oraya gelirler de hani. Evet. Gök yatak. Orada işte. Orada var. Gök yatak da burada. Yine tar üstü. Tar üstü tarafında gök yatak. Tar üstünde gök yatak. O gök yatak dediğimiz şey ne? Arazi. Arazi. Yatak varmıştı demek zamanında. Dere yatağı mı var? Tabii. Düz. O kadar. Yataktan kastımız burada. Oraya göre yatak. Ağıl. Ağılın olduğu yer anlamında değil mi? Ağılın olduğu yer mi? Ağıl. Yataktan kastımız bizim. Orada çukur da var. Orada çukur da yani. Yatak var ama iki tarafı. Evet. Senin tarlanın altı. Yatak mı? Hacıların bunlar. O da onun yanında işte. Hacılar mı bunlar? O hacılar nedir? Ya şuradaki o köy. Hacılar bir kabine. Kabine. Orada su. Sülalenin bir büyüğü. Anladım. Kabine anlamında hacıların bunlar. Onlar yapmışlar. Sülalenin evet. Büyüğüne ne deniyor? Kabine. Biz kabine diyoruz. Yani üç kabile sülalenin gibi. Birleşmesi. Hacıların gelara üstü sırtı. Yani gelagra üstü dediğimizde o zaman su deposunun olduğu evet. Bu mevki. Arkadaşlar bu bahsetmiş olduğumuz Velanova, Sakarı, Tarüstü bu bölgeler Kışlayanlı'ydı. Şimdi buradan bir parça azıcık daha köyümüzün olduğu tarafa. Başkanım orada yakın bir şey ikisi. Damızlık. Bu tarafa doğru şimdi. Doğru çık temelle ekli birbirine. Damızlık bunarı. Sinan bunarı. Şurayı da geçiyor. Bunarların hepsini sayalım. Başlarına da geldi. Gelecek şey öyle geldi. Dölek pınarı dedim ama siz döne döne bunarı. Döne bunarı. Döne bunarı. Döne bunarı. Şadi bunarı. Şadi bunarı yok. Bilmiyoruz. Döne bunarı nerede? Şeyde Sait tarafı. Yediler. Bu bahsettiğim alan Yediler. Kapı Kargı köyünün olduğu güzergahta. İnlerin sırtı, Gağanı Dua sırtı. Ne? Gağanı yolu. Gağanı yolu. Gağanı yolu. Şey, tarlaların olduğu yer. Tarla yer. Gağanı yolu. Gağanı yolu. Evet. Gağanı yolu şura. Şey, eskiden kağanılar var büyük ihtimalle. Gağanı yolu deyince eskiden biraz yerdik herhalde. Gağanı mığını devittirirdi herhalde. Öyle. Ondan bağlı. Gağanı geçmez zor yani. Gağanı geçmez orada. Ya geçer de işte devittirir. Tamam. Öyle bir şey herhalde. Esenin bunlar. Esenin bunlar. Yediler. Yedilerdi. Çakırın bunlar olmaz lazım. Ha şeyde, Karaguz'da. Evet. Nerede? Çakırın bunlar burada. Buradan çevreye gelir. Karaguz'da, Ese'nin bunlar orada. Ese isim herhalde. Bu Ese'de isim, o adam da Gargılı. Gargılı. Zimbralı değil. Değil mi? İsmet amca, Karaguz'u ne anlamda söylüyoruz? Nedir Karaguz yani? Karaguz çok tat bir yer. Bir de şöyle. Güneş çok görmez onu. İlk görür, ondan sonra hiç güneş görmez batasıya kadar. Kuzağı yani güneşin avlası diyor. Yani kuzeye geliyor anlamında. Kuzağı dediğimiz kuzeye geliyor, güneş görmüyor. Onu biri daha anlatsın hocam. Ve çetin, hayvanların çok zor indiği bir alan Karaguz Deresi. Köy ağzıyla hocam biri daha anlatsa. Şöyle. Orayı söyledim ya temiz Karaguz değil. Tamam. Hayır. Karaguz. Yok isim nereden geliyor hani? İsim nereden? Onun işte İsmet Agama soracağım. Onun işte. Diye şu herif bilir onu bilir. Yok hocam dedi yani kuzey falan. Kuzey. Sevdiğim olduğu yer. Güneş görmedi ya. Sevdiğim olduğu yer tam böyle her tarafı çevirip. Karşı ortada Sakarya akar. Artanı çökeren dağı böyle. Bu yanında bizim Akdiş. Karaguz burayı bir çevirmiş böyle. Oraya kar falan hiçbir şey düşmüyor. Çok sap bir şey. Çok sap bir yere. Oraya güneş görmeyen yere mi Karaguz diyorlar? Ya güneş görmeyen yere Karaguz. O da çeviriyor yani. Güney tarafını. Orası çevirik tam Sakarya'nın kenarı. Orada ağıl vardı zamanında. Baraj var. Ağılın ismi var mı? Ne ağılı? Çevirik ağılı. Oraya başka türlü değil. Ne ağılı? Davar ağırlığı da işte. Davar var yaptırdı orada. Buraya hiç gar falan düşmez. Canavar Deresi. Sizin mi dediniz? Canavar Deresi dediniz. Canavar Deresi.
Nerede vardı lan? Ne? Canavar deresi var, ne olur? Nerede? Neresi? Aklında kaldı mı? Canavar deresi var tabii. Bahsettiğimiz yerler bu. Yediler, Garbi, iki tarafı. Dur, neresi Mahmut amca? Avdan'ın dereleri. Avdan'da işte. Canavar deresi orada mı? Çünkü onlar sakin bir yer, canavar hep gündüz orada yatır. Onun için canavar deresi. Nasıl sizin yatağın olduğu yere ne derler? İşte Avdan, işte Avdan. Avdan olur mu? Bir de derenin olduğu yer var. Avdan genelinde derler. Ora mı canavar deresi? Ora, oradır belki o dere. Avdan bizim yatakta orada. Bizim yatak var orada ama Avdan da derler. Ama ora başka bir şey üzerinde yok. Erikli deresi. Erikli deresi. Dere mi orada? O nerede? Aynı. Yine Erikli deresi de Gürsöğüt köyü güzergahına giderken Kırbaşı'nın bir bölgesi. Yukarı Gencel'in başı Erikli. Erikli önemli bir yerleşim yeri. Kırbaşı Yediören'den toplaşma. Bir tanesi Erikli. Erikli dediğimiz bölgeden gelmiş Kırbaşı'na gelen 7 aile. Evet, doğru. Yani 7 aile, 7 öğrenden toplaşmış. Kırbaşı. Erikli'den mi? Evet. Diğeri Yakup abi. Kale var. İkinci yer Gale. Kale dediğimiz yer ne tarafta Yakup abi? Akdemir. Akdemir, Taceddin tarafında değil mi? Niye kale deniyor? Kale mi? Orada kale varmış. Ha, bir ismi var mı oranın? Yoksa sadece kale. Oturum yeri işte orada. Vatandaşlar eski oradan gelmiş. Çok oradan gelmişler. Tamam. Bir de Kışlayan'dan gelmiş şurada. Kışlayanlı'ndan gelen var. Tabii gelen var şuradan. Ne o? Damızlık'tan. Yatak. Şaşaklar üret diyelim. Galede. Bu Erikli. Aleyküm selam. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Devam edelim. Şimdi abimiz de kendisini tanısın. Biz şimdi Ayan desek yanlış anlaşılır. Abi kendisini tanısın. İsim soy isim doğum yeri doğum tarihi. Emekli tarih öğretmeni. Osman Yaman Kırbaşı doğumluyum. 61 yaşımda. Lakap var mı hocam? Efendim? Lakabınız da var mı? Hacılar Hamza'nın oğlu. Tamam inşallah. Tarih hocası var. Eski hatırlarınızı hatırlıyorum. Bunun işte birini zor hatırladılar. Emin olun diyor. Yani herkesin tarlasının bir ismi var. Mutlaka bir yöredeki yani 3 kilometre arasında 4. kilometrede mutlaka isim var. Ha bunu geniş zamanda mesela Ercan'la oturur, onun etrafını söyleyebilir. Evet. Ya, yani şimdi şeye alalım ondan sonra dökülür. Mesela şuraya kadar geldiler, kim sürdüğünü geldiler, şu yolu davullan. Yok fark etmez biraz sonra şey yapalım. Git yukarı doğru. Şimdi yani, Erikli'nin o tarafta şöyle bir küpüşün mezar. Gümüşün mezarlık var. Gümüşün mezarlık. Nasıl dedin Duran amca? Gümüşün mezarlık var. Gümüşün mezarlık. Niye gümüşün diyorlar? Gümüşün mezarlık. Orada işte. Bak mesela haritada küpüşün mezar diye. Gürsöğüt'te orada. Gürsöğüt'te alan olarak. Alan Gürsöğüt'te orada. Dedik ebe kızın dut. Ebe kızın dut işte şura. Benim tavanı vardı. Ebe kızın dut tam olarak neresi ismi? Şimdi şu dik yoldan çıkıyoruz ya. Yağmur dua yaptığımız yer. Oraya çıktığımız hemen orada. Söğütçe yine ikisini var aslında. Söğütçe'nin o tarafı. Söğütçe yine ikisini var aslında. Tek kavak ne? Orada tek kavak varmıştı. Adı tek kavak. İçinde adam varmıştı. O kavak orada kalmış. Bir de içinde adam varmıştı kavağın içinde. Bulmuşlar tarihi. Evet. Adı tek kavak kalmış. Öyle mi? Oranın bir anlamı öyle şeyler var ya. Söğütçe. Söğütçe nedir? Söğütçe. O da Gaya Boğazı. Geldik. Yaylaya doğru şimdi geldik. Gaya Boğazı. İşte o da orada işte. Sayık Deresi. Sayık. Sayık. Sayık Gaya. Evet. Arap'ın Gova. Arkadaşlar orada işte. O nedir? Arap'ın Gaya. O ne? Arap'ın Gaya mı hocam? Arap'ın Gaya. O da İngilizce'de Arap'ın Kova, Kova diye geçiyor. O da olur canım. Kova. Kayanın başında kovalık var. Kova'yı ne anlamda diyoruz o ya? Şey, Mahmut abi kova. O ot ya. Ot. Ot mu? Ova şöyle ot var şöyle. Çayırın
daha gelişmiş, kalınlık. Kova hali. Onu kesilir, dambaçların altına atılırdı, meslekten üstüne. Kamış gibi. Eski toprak, topraktan dam yaparken toprak aşağı düşmesin diye merteklerin üstüne atılırdı, onun üstüne toprak atılırdı. Çocukluğumuzda küçük suyun üstünde kayık yapardık. Ha, o kovadan işte. Şöyle kıvıra kıvıra, sepet gibi kıvıraraktan sazlık gibi sazlık gibi bir bitki. Boyu yarım metreyi falan böyle bulan dik bolca bir otsu bir bitki. Dambaş dediğimiz evlerimizin üstüne seriyoruz. Üstüne toprak atıyoruz. Yağmur suyunu evin içine almıyordu. Dikili taş. Dikili taş şurada ya, aşağıda Eskişehir yolu var. Dikili taş. Orada bir dikili taş var. Neden dikili taş diyoruz? Orada bir taş var. Eskiden askerler oradan onlarmıştı. Gelifçi olarak. Ev zamanı diye çekememiş. Gelifçi olarak kışlayan doğa yaparlarmıştı. Dikili taşta. Asker uçaklarının uğurlama yeri. Dur. Nasıl? Bir daha orayı alalım. Dikili taş. Yolu da oraymış. Dur şöyle yapalım. Dur, baştan alalım. Yolu da oraymış eskiden. Başta, bir daha alalım. En baştan alalım. Ya Beybazar yolu, o dikili taş asker yoluma Beybazar'a geliş gidişle o merkep yani atlar zamanı oradan gelip giderlermiş. Evet, güzergah olarak ne tarafı? Orak keser. Sayazlık tarafına düşer. Yakın olsun. Kışla tarafı değil mi? Kışlayan da. Çapyokuşuna buradan gidin dikili taş. Çapyokuşu o zaman Avlacı tarafına doğru. Avlacı'nın yanından geçer. Avlacı tarafına doğru olan yer. Onu söyledik değil mi hocam? Avlacı. Şöyle söyledik. Karaca'nın çeşme. Karaca'nın çeşme. Karaca'nın dene, dere. Karaca'nın bunar. Buyur Karaca. Değirmen Deresi. Değirmen Deresi var. Değirmen Deresi kırbaçımızın hemen altında çok derin, çurumlu, büyük bir dere. Değirmen Deresi. Un değirmeni de vardı Değirmen Deresi. Kiminmişti o değirmen? Bilmemişti. Hacı Mehmet'le orada bağ varmıştı. Koca bağ işte. Değirmen Deresi diyorlar. Evet. Ormanın altında Şimşir Dut. Onun üzeri. Onun üstü. Şimşir Deresi. Tam olarak nasıl diyoruz o çay? İşte kumandan yeri var ya. İsmi neydi oranın? Şimşurt. 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 Mehmet amca nasıl diyoruz? Bir daha sen söyle. Şimşurt. Şimşurt. Şimşir Dut. Deresi. Evet. Cevizli Deresi. O da orada yaylada. Cevizli yaylada. Söylenişi. Cevizli bunları. Söylenişi yine cevizli. Cevizli bunları. Bunları var. Cevizli bunları. Yani. Mezarlığımızın yanındaki tatlı su çeşmesi. Her köyde genelde bir tane tatlı su çeşmesi olur. Tatlı sudan dolayı biz ona cevizli çeşmesi diyoruz. Mezarlığımızın yanında. Çeşme. Bunlar. Tabii doğru. Suyu. Eski ismi bunlardı. Bunlar. Suyu nasıl getiriyormuşuz Yakup abi? Eşekleri getirdik buradan suyu. Merkep. Mesafe nereydi tam olarak dağda neredeydi? Yaylada tabii. Yayladaymıştı. Cevizli çeşmesi. Eşekleri Güllüler'den kartı buradan getirdik. Söğütçe Deresi. O da orada. Söğütçe hem bağlık değil mi aynı zamanda? Bağ. Söğütçe bağ ve dere. Bağ dediğimiz nedir peki? Yani bağ deyince ne anlıyor? Bizim bağımız. Tamam. Asma bağ. Bahçeye bağ. Daha çok asma. Pekmez için. Yanık tarla. Yanık tarla. Köyün üzeri arazi. Su deposunun olduğu yer yanık tarla ya. Köyümüzün su deposunun olduğu yer. Yanık tarla. Yanık tarla. Ne uçun neler biliyor musun? Mahmut abi ne söylüyorsun hocam? Herhalde tabii ki. Yanmıştır herhalde. Yok ya belki sıcaktır orası ya. Belki sıcaktır ya. Yanık tarla yanmıştır ya. Damızlığın dere. Damızlığın dere. Bunlar var ya orada. Damızlık bunarı. Bunarı. Bu kelimeyi neden? Damızlık. Alacan. Aynı yörede alacan. O sesim olduğunu. Nedir alacan? Alacan derler. Alacan. Damızlık bunlar. Yok. Neden dolayı? Ispalık. Orada tarla ismi. Ispalık tarla ismi mi? Bu alacan. Ispalık arazi ismi. Ne oluyor ki? Ispa. Tarla ismi. Ispalık. Herhalde bir ot vardır ya. Sipahi kelimesinden kaynaklanıyordur tahminim. Ispalık. Ispalık ottan da kaynaklanıyor. Sipahi. köyün askeri, atlı asker, sipahi anlamında.
Ispalık acaba köylü oradan gelen vergiyi, geliri ona veriyor falan böyle. Osmanlı'da böyle bir vergiler, böyle başka bir sistem var. Garadaş. İşte Karadaş'ın üstünde. Kocakaya'nın olduğu yere de. Yarıkkaya'nın olduğu yere. Duran amca o taş başlangıçta böyle yarık mıydı yoksa nasıl biz oldu? Biz bileli öyle. Bizim tarlada o taş. Karadaş değil mi? Karadaş. Başka ismi var mı oranın? Yok ya. Onun mahallesini ağlatmıyorsa. Askerler geçerken oradan ya demişler bu Karadaş nasıl bir bütün kaya böyle demişler. Karadaş üçe bölünmüş. Evet. Öyle bir söz var yani eskiden duyduğumuz. Öyle bir hikaye anlatın. Öyle bir hikaye anlatın. Tamam. O gaya bütünmüş zaten. Şimdi üçe mi bölendi? Şimdi üçe böldü. Karadaş büyüklük çok olarak şu görmüş olduğumuz alan caminin bahçesi kadar büyük bir taş. Çok büyük. Yani büyüklüğü taşın büyüklüğü cami bahçesinin alanı kadar bir taş. Üç parçaya bölünmüş vaziyette. Ben yine şöyle duymuştum. Deprem zamanı çok havanın sıcak olduğu dönemlerde taştaki yarılmanın büyüdüğünü komşulardan öyle duymuştum ben. Yani taşın büyüklüğü yarık böyle büyüyor, genişliyor, ayrılıyor taş. İki parça, üç parçaya bu şekilde ayrılıyor. Gınalıgaya. Neresi? Gınalıgaya, Sivatakan'ın tarlanın olduğu yer. Ne tarafında da yok. Öte taraf. Karadaş'ın arka tarafı. Karadaş'ın. Neresi? Karadaş'ın arka tarafı. Ama o büyük, Karadaş'ın arka tarafı. Orada hem Karadaş bunarı var hem de taş var. Altın nemlinin bunarı var orada. Altın emmi. Altın mı? Ya 20 olur mu 30 sene, 50 sene olmuş yapılalı. Evet. Tabii doğru. Kapunlugürü. Kapunlugürü, tamam. Kapunlugürü diye nereye söylüyoruz? Kuyunun olduğu yer. Ekli olduğundan. Hangi kuyunun? Kuyunun Sontaj kuyunun. Ekli olduğu için Kapunlugürü diyoruz. Evet, yani Kapunlugürü'ne ekli olan arazimize Kapunlugürü. Şıhlar Gürü. Yine o da şırlara ekli olan. Şırlara ekli olan arazimize de. Seceder yakası deriz. Onu söylüyoruz. Seceder ekli olan kalanlığımıza. Seceder yakası deriz. Hep ekli olan. Başkan ben gidiyorum. Hadi hayırlı işler. Çok teşekkür ederiz İsmet amca verdiğiniz bilgiler için. İşin yoksa otur oldu. İstersen. Sağ ol. Tamam. Hadi hayırlı günler. Hadi sağ ol. Allah razı olsun. Değerli dostlar bunlar benim haritalardan elde ettiğiniz bilgiler. Yok bir de, Doğru'nun Doruk. Bir de Doruk var şurada. Ha Dorukları da sayalım. O Doruk ne Doruk'du ya şu. Köy içi Karadaş'ın. Senin buna senin. Senin tanrına atarsın. Ne Doruk? Kökçüoğlu'nun Doruk diye ne veriyor? Doruk. Yaz da ha orada ne oldu? Kökçüoğlu'nun Kınalıkaya'dan geçer gider Karadaş'a doğru. Kökçüoğlu'nun Doruk. Oradaki. Öteki Doruk'un etkilerde kız akını. Oraya da. Engin'i Doruk. Engin'i Doruk. Engiri Doruk. Engiri Doruk. Engiri Doruk. Yok. Ben gördüm onu ya. Vardı. Engiri. Engiri yazıyor. Engiri evet. Doruk. Şimdi o Ankara'dan falan mı geliyor acaba? Engiri'nin Doruk'u 1058 metreymiş arkadaşlar yüksekliği. Yüksek ya orada. Engiri'nin Doruk. Adı nereden geliyor acaba? 1058 metre. Yani deniz seviyesinden yüksekte olan bir. Adı nereden geliyor? Ankara'dan falan geliyor olabilir mi? Tabii. Bak, Engiri. Kangiri. Buradan Engiri'den geliyordu. Bu bir dağ mı var hocam? Dağın zirvesi. Hayır. Ya yükseklik arazide. Yüksek yok. Düz arazinin yüksek. Arazideki hafif tepelik. Bak, tümsek. Orada, bak orada böyle yani, büyük bir bak, dağ yok bu bölgede. Engiri Doru'nun göğründe çikinin koyak var bir de. O dedem nedir? Yatırılmıştı orada. Davarı varmış ama. Davarı yapmıştı. Davarı yapmıştı. Koyak derlermiş yani. Sizin senin, ben talanı attım. Senin ya. Bu bir şey önemli ya. Hayvan parına isimleri var onları. La benden ağlık mı var? Biz soter olduk galiba. Sen ben. İsmin kaldı ya. O koyak mı deniyor o hayvanların? O tabii, ne is, başka isimler var mı onun? Yani başka koyaklar mı? Ola koyaksı olduğu yere damarlar üşümesin, kaçmasın diye bir taraf. Yok onu anladım. Oraya yatak olarak kullanıyor. Başka var mı yani? Başka var mı? Yani? Başka koyak var bir de. Avlumlu koyak var. Ha. Koyak olarak köyde çok. Avlunun mu? İşte avlumlu koyak diyorlar. Böyle düz böyle bir şey. Anladım. Ben oraya dediğimi diyeyim ondan derim. Başka var mı Mahmut abi? Mahmut abi. Umar şeye sor. Kaç tane Engiri Doruk. Engiri Doruk'un
oluşu veya Engülü Doruk denişi Ankara'nın yüksekliğine aynısı, aynı seviyede olduğu için oraya Engülü Doruk demişler. Ankara'nın eski adı. Ankara'nın eski adından kaynaklı yani. Burada koyak isimlerini varsa aklınıza. Koyak isimlerini. Koyak, yani koyaktan kastımız neydi Satılmış abi? Biz neye koyak diyoruz? Sağ sulu çukur olan yere. Çukur olan yer. Burada ne yapacağız? Hayvan. Hayvan. Yatak yokmuş. Ağır oluyor. Koyak kışın mı? Eğlenceli. Yani yaz kış mı? Yok. Kışın koyakların aşağı etrafı doğal çerçeve çevrilir. Yani normalde hayvanı korumak için etrafa çit, ağıl örmemiz gerekir. Koyak doğal bir koruma alanıdır. Hayvan orada gece belli saatlerde konaklar yatar. Sabahleyin veya gece ürüme yani yayılmaya gider. Köle kaçıran var bir de şeyde ha. Benim tabla var orada. İyi bak. Karadaş'ın altında köle kaçıran. Köle kaçıran. Meşhur ya, çok da köleler kaçarmış. Evet, yani arazinin kuvvetli olmasından. İşçi kaçarmıştı. Arazi esen yol alırmıştı. Zor gelirmişti. Etkarla güçlü olmuş. Kaçarmış. Şimdi köle kaçıran. Çayır tarla. Çayır aynı yerde. Aynı yerde. Çayır tarla. Çayır tarla. Köle kaçıran sırtı. Ha sırtı, bravo. Köle kaçıran sırtı. Tamam. Şıhlar Giri. Şıhlar Giri. Çençen Tepesi. Çençen. Çençen Tepesi. Yok demek ki. Vardır mutlaka. O tarihe göre. Eğri Tarla. Eğri Tarla. O Mantarlık'ta. Mantarlığın Doruk'ta. Mantarlığın Doruk. Mantarlığın Doruk mu? Mantarlığın Doruk. Ha, bir Doruk daha var. Ercan amca tarlası var orada. Mantarlığın Doruk geçiyor. Lamızlığı çıkacağım yukarı doğru. Doruk yani. Arazi olarak. Arazi en yüksek bir geniş bir Doruk kullanıyor. Kuyu Özü. Kuyu Özü. Buyurlu. 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 O nedir? Ne var, ne var orada? Arazi. Arazi. İçinde kuyulu. Yani tam düz şöyle arazi, bir yer. Kuyulu. Yani bak. Sağı solu yani koyak halinde. Oran koyan bir yer. Kuyu gibi çukur. Kuyu bu be. Çukur. Su mu var bu bölgede? Zamanında var. Var. Şimdi yok da şimdi hazır suları kaybetti. Akdemir. Akdemir bir çayırlık alan. Çayırlık alan. Çok geniş büyük. Yani köyümüzün 3-5 tane davarının aynı anda konaklayabileceği, çayırda yayılacağı bir alan. Alan. Sulu çayır. Sulu çayır o attan yukarı giden yola çayırın adı. Çoraklık derler. Çoraklık derler. Çoraklık. Toprağı çorak olduğu için çorak derler. Kamışlı dere. Kamışlı. Dere değil de kamışlılar. Börek tepesi. Kamışlı olarak. Börek doğru mu işte? Börek doğru. Ha, börek doğru. Yani tepe haritada. Börek şu yani. Börek doru sığırları çobanlar güderken şöyle bir bak hayvan var. Evet. Ondan kaçan bir sinek yani. Ha. Kaçarmış orada. Orada ayratan. O böcek gelir. O doruğa çıkarılmıştı. O dorukta o böcek kaçar. Hayvanlar rahatlarmış. Senin ektiğin yere çok güzel hikaye ya. O Böbülek doğru. Evet, böbülek. Böbülek doğru diye. Böbülek doğru. Yazlık, yazlık taşı. Dur. Ni? Çatımış. Böbülek doğru. Böbülek doğru. Yani orada da şey, senin ektiğin yere bisikletin oraya eskiden o dediği sinek var ya. Olduğu zaman orada toplarlarım. Yüksek bir havada. Havada. Dar o şeyin adı. La o şeyin adı neydi?